akşamlar diliyorum. Hepinize hayırlı Ramazanlar. Şimdi Ramazan'dan açıldık diye herkes uyumuyordur inşallah, değil mi? Kan şekerimiz birden yedik yükseldi. Uyku hali gelmiş olabilir. Sizlerden ricam, yani eşlerinizden ya da ailenizdeki yakınlarınızdan birer kahve rica edin. Kahvenizi içerek yudumlarken de beni dinleyin, fizik dinleyin. Çünkü bu saatlerde hem uyku bastırmış olabilir hem de Ramazan'dan dolayı, açıldığımızdan dolayı şeker yüklenmesi oluyor birden yediğimiz için. O yüzden kahve iyi gelecektir diye düşünüyorum. Ben kahvemi içtim. Sizler de içerken ders dinlerseniz daha verimli olacağını düşünüyorum. Evet. İyi akşamlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar olsun inşallah hepinize. Allah kabul ve makbul etsin oruçlarımızı. Evet. Şimdi bugün manyetik alan kaynaklarından bahsedeceğiz. Gelecek hafta 2 haftamız kaldı. O 2 hafta içerisinde haftaya da yine manyetik alan, manyetik indüksiyon, Faraday indüksiyon kanundan bahsedeceğiz. Ama bugün bu konuyu bitirmeye çalışacağım. Ve haftaya biraz daha hızlı geçip 2 konuyu da anlatıp belli bir süre, yarım saatte en azından bir sonraki hafta tekrar üzerinde durmak istiyorum. Tekrar dersin tekrarını yapmak istiyorum. Şimdi şöyle söyleyelim. Manyetik alan, şimdiye kadar hareketli yüklerden bahsettik. Hareketli yükleri manyetik alana yerleştirdiğimiz zaman onlara bir kuvvet etki ediyordu. Ya da akım taşıyan bir teli manyetik alana yerleştirdiğimizde ona bir manyetik kuvvet etki ediyordu. Aslında şimdi bugün manyetik alanın kaynağından bahsedeceğiz. Aslında manyetik alanın kaynağı hareketli yükler. Manyetik alanın kaynağı hareketli yükler. Hareketli yükler bir manyetik alan oluşturuyor. Hareketli yük deyince şu anda düşünmedim ama bir düşüneyim Serkan, verebilirim de olabilir. Hareketli yükler, evet Muhammed, hareketli yükler derken elektronlardan bahsediyoruz. Elektronlar hareketli yüklerde akım taşıyan tel etrafında bir manyetik alan oluşturuyor. Aslında manyetik alanın kaynağı akım taşıyan tel. Yani akım taşıyan tel, hareketli yükler, elektronlar etraflarında bir manyetik alan oluşturuyor. Bugün bu manyetik alanın büyüklüğü üzerine konuşacağız. Evet, olabilir soru olarak bilemiyorum, düşünmek lazım. Şimdi şunu söyleyelim. Manyetik alanın akım taşıyan bir telin etrafında manyetik alan oluşturduğunu ilk defa amper bir deneyle buluyor. Akım taşıyan bir teli etrafına pusula iğneleri yerleştiriyor. Ve yerleştirdiği pusula iğnelerinin akım geçmeden önce pusula iğnelerinin kuzey kutbunu gösterdiğini görüyor. Daha sonra akım taşıyan tel, yani akım taşıyan tele akım taşımadan önce akım geçmezken telden pusula iğnesi ne yapmış oluyor? Sadece kuzey kutbu gösteriyor pusula iğneleri. Ama akım sıfırdan farklı olduğu anda pusula iğnelerinin bir dairesel yol izlediğini, çembersel bir yol izlediğini gözlemliyor akım taşıyan telin. Pusula iğneleri böyle kapalı bir yol oluşturacak şekilde yönelmiş olduğunu görüyor. Bir dairesel bir yol izliyor manyetik alan çizgileri. Demek ki pusula iğnesi saptığına göre akım geçerken telden orada bir manyetik alan oluşturuyor ki pusula iğnesi sapıyor. Burası anlaşıldı mı? Onun için amper ilk defasında bu deneyde akım taşıyan telin etrafında bir manyetik alan oluşturduğunu gözlemliyor. Burada bizim akım taşıyan telin A kadar veya R kadar uzaklıkta oluştuğu manyetik alanın büyüklüğünü bulurken aslında bu ifadeyi kullanıyoruz. Manyetik alan, mu sıfır boş uzayın manyetik geçirgenliği, akım 4 pi, bu mu sıfır zaten size verilecek boş uzayın manyetik geçirgenliği. DS de akım elemanının küçük küçük parçalara bölünmüş haline, her bir küçük parçasına DS diyoruz. Akımın yönünde alıyoruz bunu da DS. R birim vektör, boyu 1 olan vektör, çarpmada etkisiz eleman ama vektör olduğu için ifadeyi vektöre dönüştürdüğü için yazmak zorundayız. R karede akım taşıyan telin R kadar uzaklıktaki manyetik alan hesaplanacak nokta olan uzaklığı şeklinde düşünebiliriz. Burada önemli olan aslında bu ifadeler oldukça geniş.
Bakın, akım taşıyan bir tel, eğrisel bir tel almış, düz de tel almamış. Bu telin akım taşı küçük küçük DS elemanlarına bölmüş. R de bu elemanın manyetik alan hesaplanacak noktaya olan uzaklığı, R uzaklığı. Bu R de küçük R de birim vektör R. Bakın, DS ile bizim için önemli olan şu DS ile buralar hep vektör ama bu şekilde çıkmış onu anlamadım. DS ve R arasındaki açı bizim için çok önemli. Aslında ifadenin alanın büyüklüğü yani akım taşıyan bir telin kendisinden R kadar uzakta oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğü. Evet, ödevle de konuşacağım şimdi. Muhammed doğru. Akım taşıyan telin kendisinden R kadar uzakta oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğünde bakın R'yi kaldırdık. R'yi neden kaldırdık? Burada var DSR 4 pi R kare. R'yi neden kaldırmış olabilirim? Evet, cevap verebilen var mı? Dinliyor muyuz? Olsan. Skalar birim vektör olduğu için. Evet, çok güzel olsan. Birim vektör olduğu için. Vektörel de yo. Muhammed vektörel bir nicelik R birim vektör. Büyüklüğü R. Ama büyüklüğü bir olan bir birim vektör. Boyu bir olan, büyüklüğü bir olan vektör olduğu için yazmadım. Burada önemli olan teta. Teta açısı neresi? Birim vektörle akım elemanının başladığı nokta arasındaki açı teta. Teta benim için önemli. Şöyle diyelim mesela akım taşıyan telim bu. Manyetik alan hesaplanacak nokta bu. Bana burada tetayı söyleyebilir misiniz? Akım taşıyan tel şurası. DS elemanı sıfır değil mi? Orhan çok güzel. Buradaki açı mesela akım taşıyan tele olan uzaklıkla tetayla R uzaklığı birim vektörde burası olduğuna göre aralarındaki açı kaç derece? Sıfır derece. Değil mi? Sıfır derece olduğuna göre manyetik alana katkısı var mıdır bu telin? P noktasındaki manyetik alana katkısı? Sin sıfırdan sıfır gelecek. Dolayısıyla bunun katkısı yoktu. Peki desem ki şöyle akım taşıyan tel böyle. Ben buradaki manyetik alanı bulmak istiyorum. Yani birim küçük küçük birim vektörlere ayırsam DS DS. Bu DS'nin buraya olan uzaklığına da R desem, birim vektör R'yi de R yönünde seçsem, şu DS elemanım, şu R elemanım, aradaki açı kaç derece? 180 derece. Sin 180'den yine sıfır geleceği için bu telin yani eğer manyetik alan hesaplanacak noktayla aynı doğrultudaysa akım taşıyan tel burada bir manyetik alan oluşturmaz. Bunu unutmayalım. Ama tel şöyle yani telin burasında oluşan manyetik alan var. Burada oluşan manyetik alan var. Ama buralarda aynı doğrultuda bir manyetik alan bekleyemeyiz oluşmasını. Çünkü sinüs tetadan dolayı oluşmaz. Peki manyetik alanın yönünü nasıl bulacağım? Manyetik alanın yönünü nasıl bulacağım? Mesela akım taşıyan telimiz şu, akım taşıyan bir tel. Şu noktadaki manyetik alanı B dedim ya manyetik alanla karıştırmayan P diyelim. Ve C noktasındaki manyetik alanın yönünü bulalım. Sağ el kaidesiyle bulacağız. Baş parmağım akımın yönünü gösterecek. C noktasını dört parmağım bakın katlanmadan gösteriyor. O zaman burada manyetik alan dışa doğru. Ama P noktasını göstermek için elimi avucumu dört parmağımı avucumun içine kapatmak zorundayım. Dolayısıyla içe doğru. Manyetik alan burada içe doğruyken burada içe doğru bir manyetik alan varken bu tarafta dışa doğru bir manyetik alan var. Zaten dedik ya kapalı bir yol izliyor. Bunun sebebi de bu bakın. Amper bulmuştu ya pusula iğnelerini. Bakın belli bir yöne ve tamamen kapalı bir yol suyu içe ve dışa doğru olunca bir tarafta içe bir tarafta dışa dolayısıyla kapalı bir yol izlemiş oluyor. Bir çember çizmiş oluyor amper yasasına göre. Evet şöyle söyleyelim. P noktası için yaptık ve C noktası için yaptık. Eğer tel sonlu uzunluktaysa sonlu uzunlukta bir doğrusal tel doğrusal olacak. Eğri bir tel değil. Sonlu uzunlukta doğrusal bir tel. Bunun için yani bizim size ödev vermiştik ya L uzunluklu bir kare vermiştik. L uzunluklu kare bir tel vermiştik. Bu sonlu uzunluktaydı. Böyle bir telin kendisinden A kadar uzakta oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğünü hesaplarken bu ifadeden yola çıkarak mu sıfır I
pardon, 4 pi a kosinüs teta 1 eksi kosinüs teta 2. Aslında kosinüs nereden geldi? Biraz önce sinüs diyeceksiniz ama ifadede ds çarpı sin teta vardı. R'yi silersek 1 olduğu için. Şöyleydi ifade hatırlarsanız. Mü 0 i 4 pi de. Buradaki integralden dışarı çıkınca cos teta geldiği için bu ifade. Bu ifadeyi ele alabiliriz. Şu a uzaklığı olursa I akımı taşıyan telin A kadar uzaklıkta P noktasını oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğü budur. Teta 1 nedir? Akım taşıyan telin DS elemanının bakın R A uzaklığın A'dan A demeyelim şuraya R uzaklığı diyelim. Buraya olan açısı teta 1. Kaç derecedir? Kare olunca kaç derecedir? Kare bir tel için yapmıştık. Kaç derecedir arkadaşlar? 45 derece. Ömer 90 değildir. 90 olması bakın şöyle. Ömer DS elemanı burası. İlk eleman. Tam karenin merkezinde oluşturduğu manyetik alan için teta açısı burası. 45 derece arkadaşlarınızın dediği gibi. Diğer DS elemanı en sondaki teta 2 de en son bitiş noktası akım telinin son nokta dışarı olduğu için bakın bu açı geniş açı. Yani 180 eksi 45. Yani 135 derece. Değil mi? Yani ödev sorusunda yapmanız gereken aslında kare bir tel için bakın her bir tel için ayrı ayrı bulmak yerine bu telin üstteki telin bu noktada P noktası oluşturduğu manyetik alanı A uzaklığı da belli. A'yı biliyorum. I'yı biliyorum. Mü sıfır zaten sabit bir terim. Boş uzayın manyetik geçirgenliği. Teta 1 ve teta 2'yi bilmek yeterli oluyor. Teta 1 yerine 45. Teta 2 yerine de 135 alırsam o zaman sadece bu kenarın manyetik alanını bulurum. Fırat'ın dediği gibi 4 ile de çarparsam 4 kenarın P noktasını oluşturduğu manyetik alanı bulmuş olurum. Anlaşıldı mı burası? Peki yok etmezler. Hayır, yok etmezler. Burada bir manyetik alan var. Yok etmesi mümkün değil. Telin merkezinde manyetik alan kuvvetlendirir. Çünkü bakın akım taşıyan tel var. Bu tel peki size şöyle söyleyeyim. Madem Ömer böyle söyledi. Şöyle diyelim. Burada oluşturduğu manyetik alanın yönünü söyler misiniz? Akım taşıyan tel. Akım taşıyan teli elime alacağım. Avucuma aldım. Baş parmağım akımın yönünü gösterdi. P noktası aşağıda. O zaman dört parmağım avuç içine kapanmıyor mu aşağıya göstermek için? Avuç içime kapandığı için bu manyetik alan ne tarafa doğrudur? İçe doğrudur manyetik alan değil mi? İçe doğru. Peki bu tel için söyler misiniz? Bakın avucumun içine aldım ben. Eğer dışarısındaki manyetik alanı sorsaydı dört parmağım dışarı gösteriyor. Ama P noktası için elimi kapatmam lazım dört parmağımı. İçe doğru buradaki manyetik alan. Burada da içe doğru bir manyetik alan oluşuyor. Bu tele bakalım. Akım taşıyan tel. Burada da bakarsanız aldım teli. Bakın şu noktada manyetik alan dışa doğru. Bu noktada manyetik alan dışa doğru. Bak burada da dışa doğru. Ama ben şu noktadakine bakıyorum. Manyetik alan içe doğru bakın. Burada da içe doğru. Şu tel için baktığım zaman aldım teli elime. Dört parmağım dışarıyı gösterdi. P noktasına ulaşmak için avucumu kapattım. Dört parmağım avucumun içine kapattım. İçeyi gösterdi. Hepsinde içe doğru olduğu için toplamak zorundayım. Yani İsa'nın da dediği gibi veya Fırat'ın dediği gibi 4 ile çarpmam gerekiyor. Dolayısıyla buradaki için yaparsak da yine akım taşıyan teli elime aldım. Baş parmağım akımın yönünü gösterdi. Şurası olsa dışa doğru diyecektim. Ama P noktası için 4 parmağımı kapatmak zorundayım P noktasını gösterebilmem için. Avuç içini gösterdiği için burada da yine içe doğru. Onun için hepsinin içe doğru olduğundan 4 ile çarpmam gerekir. Doğrusu bu. Anlaşıldı mı acaba bu? Burada anlaşılmayan bir yer var mı? Arkadaşlar? Yoksa ekranda değil miyiz acaba? Hüseyin burada mıyız Hüseyin? Evet 3 alabilirsiniz. 3,14 alabilirsiniz. Peki. Şimdi şöyle söyleyelim. Size bir soru sorayım ben. Eğer bu sonsuz uzunlukta olursa sonsuz uzunlukta bir tel. Bazen sonsuz demeyiz, uzun deriz, uzunluk belirtmeyiz. Uzun tel. Uzun tel deyince belli bir uzunluk söylemiyoruz. Sonsuz bir uzunluktaki bir tel.
Akım taşıyan bir tel. Şöyle uzun ekran boyunca gidiyor. Ben devamlı getirmiyorum sonsuz uzunlukta. Bu telin kendisinden a kadar uzakta oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğü nedir desek sonsuz uzunlukta olunca o zaman ne oluyor? Sonsuz uzunlukta olunca ifadede ne vardı? Formülümüzün ifadesi neydi sonlu uzunluktaki için? 4 pi a aslında kosinüs teta 1 eksi kosinüs teta 2 değil mi? İfadeyi hatırlıyorsunuz. Bu sonlu tel içindi. Çok güzel Dursun'e. Merve şöyle diyelim ben Dursun nedense Merve'yi kullanayım. Kosinüs teta 1 ne olacak Merve? Teta 1 0 derece olacak. Çünkü bu sonsuza gidince buradaki açı son derece küçülecek. P'ye ulaşmak için. Bu açı sıfıra yaklaşacak. Bu açı da sonsuza gittiği için yani son nokta akım taşıyan telle arasındaki açı neredeyse 180 dereceye gelecek. Dolayısıyla buradaki sıfır teta 2'de 180 derece olduğu için Merve'nin dediği gibi burası 1, burası da eksi 1, eksi de var arada artı 2. Dolayısıyla sonsuz uzunluktaki bir telin ya da uzun doğrusal bir telin kendisinden a kadar uzaklıkta oluşturduğu manyetik alan 2 pi a değerindedir. Bunu da bilmeniz gerekir. Bakın bu sonlu tel için zaten ödevi yaptınız. Bu da sonsuz uzunluktaki bir telin kendisinden a kadar uzakta oluşturduğu manyetik alan. İster ezberleyin, isterseniz bu formül yoluyla, şu formül yoluyla bunu çıkarabilirsiniz. Evet, başta şuradakinde açı sıfıra yaklaşacak İsa. Burada da 180 derece. Genellikle akım elemanının bittiği noktadan akım elemanını alıyoruz. Buraya olan uzaklık da geniş açı oluyor. Geniş açı olunca eğer sonsuz nokta olursa bu 180 dereceye çıkabilir. Bilemiyorum sınavda da çıkabilir mi orasını bilemiyorum şimdiden. Evet. Şöyle söyleyelim. Eğer eğrisel bir tel olursa, akım taşıyan bir tel eğrisel olursa, yani şöyle. Bu doğrusal oldu tabii. Diyeceksin nasıl eğrisel olacağım? Akım taşıyan bir tel etrafında bir manyetik alan oluşturuyor. Bakın bu P noktasını oluşturduğu manyetik alanı konuşsak. Şu teller I akımı taşıyorlar. Bir telden I akımı geçiyor. İletken bir tel. Ben desem ki şu telin, doğrusal iki telin manyetik alana katkısı var mıdır, yok mudur? Çok güzel olsan. İntegrali almayacağız. İntegrali göstermeyeceğim. Çok güzel olsan İsa, Mehmet, Uğur çok güzel. Bu telin katkısı yok. Çünkü buradaki DS elemanıyla manyetik alan hesaplanacak nokta olan uzaklık arasında 0 derece var. Burada ise kaç derece var? 180 derece var. Dolayısıyla burada açı 0, burada açı 180 derece. Ama buralarda sinüsüne baktım. Sinüs teta vardı ya, DS çarpı sin teta vardı. Burada sin teta 0 derece oluyor. Burada 180 derece olduğu için bunların katkısı yok doğrusal tellerin. Aynı doğrultuda manyetik alana katkısı olmuyor. Ama burası mesela bir çember, yarım çember, R yarı çaplı diye düşünürsek bu telin buraya katkısı var. Bu telin katkısını da manyetik alanın büyüklüğünü yazarken de şöyle yazacağım. Bu formülü direkt çıkar, hani integralsiz yazayım. 4 pi r teta yazacağım. R yarı çap, yayın yarı çapı teta da burada püf nokta tetayı radyan değerini alacağız. Yani şu anda P noktası kaç derecelik yayı görüyor? Yarım yayı gördüğüne göre radyan değeri nedir? Yarım yayın radyan değeri 180 derece açı değeri pi'dir değil mi? Yani 2 pi radyan 360 derecedir. Pi radyan 180 dereceye karşılık gelir. O zaman bu P noktası 180 derecelik yayı görüyor. Yani pi radyanlık yayı görüyor. O zaman ben teta yerine mutlaka radyan değerini yazacağım ki pi'lerde sadeleşme olsun. Dolayısıyla 4 pi r pi yayını gördüğü için pi derece yayı gördü, radyan yayı gördüğü için 180 derecelik yayı gördüğü için bakın bu ifade mu 0 i 4R yani integralsiz almış olduk bunu. 4R. Peki
Evet, yarı çap yok. R'yi yarı çap olarak aldık. Yarı çap. Evet, bizim kabinimize bağlı. R yarı çap alırsak, yoksa R bölü 2 yazmamız lazım. İsa. Şimdi şöyle söyleyelim. Peki, ben size desem ki akım taşıyan tel, çembersel bir tel. Şu ortasındaki, merkezindeki manyetik alanı soruyorum ben size. P noktasındaki manyetik alan nedir? Söyleyebilecek var mı? Evet, olsan söyleyebilecek miyiz? P noktasındaki manyetik alanın büyüklüğünü yazarken nasıl yazacağım? Teta yerine ne alacağım orada? X olan var mı? Teta yerine ne alabilirim? 2 pi alacağım. Çok güzel. Dışa doğru manyetik alan. Çok güzel. Mü 0 I bölü 2 R olabilir. Bu çok güzel. Bakın, mü 0 I 4 pi R tetaydı. Bu P noktası kaç dereceyi görüyor? 360 derecelik bir yayı görüyor. Yani radyan değeri ne? 2 pi. 2 pi yazarsanız bakın çembersel bir tel. Böyle de ezberleyebilirsiniz. Ya da benim genel formülü bilirseniz kaç derecelik açıyı gördüğünü bilip oradan formülü çıkarabilirsiniz. Buradan 2 pi yazdığınız zaman 2 R kalır. Çembersel bir telin merkezinde oluşan manyetik alanın büyüklüğü de mü 0 I bölü 2 R'dir. 360 dereceden dolayı. Şimdi bir 5 puanlık soru gelsin o zaman size. Pardon, şöyle yapalım. Noktasındaki manyetik alanın büyüklüğünü soruyorum. Bakalım kimler bulacak? Açı 30 derece. 30 derecelik bir açı var. Bu telin, bu telin, bu telin, bu telin katkısı var mıdır? Evet, hemen hesaplayalım. Herkesten bekliyorum. Yoktur. Tamam, doğrusal tellerin yok. Bunun da yoktur, değil mi? Sıfır mıdır Ömer? P noktasındaki manyetik alanın büyüklüğü. Bu tellerin, doğrusal tellerin katkısı yok manyetik alana. Mü sıfır olsan çok güzel. Olsan 5 puanı aldı. Olsan Er 5 puan. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Arkadaşınız doğru söyledi. 30 derece radyan değeri pi bölü 6. Mü sıfır I 4 pi R teta yazarsak teta yerine de radyan değerini yazarsak pi bölü 6 30 dereceyi gösterdiğine göre buradan manyetik alan olsanın da dediği gibi mü 0 I pi bölü 6'lardan piler gidecek 24 R kalacak bölüm şeklinde. Ve sadece şu yayın P noktasına katkısı var. Şuraların bakın bu noktaların manyetik alana katkısı yok. Çünkü manyetik alan hesaplanacak noktayla aynı doğrultuda. Burası da aynı doğrultuda. Dolayısıyla bu telin de katkısı yok. Bu telin de katkısı yok. Bu doğrusal tellerin de manyetik alana katkısı yok. P noktasındaki manyetik alana katkısı yok. Ama şu noktadaki manyetik alana katkısı derseniz bu telin var yani yok değil. Çünkü belli bir uzaklık var. Ama eğer telinden geçen akımınla aynı doğrultuda 0 derece olabilir, 180 derece olabilir. Aynı yönde demiyorum. Aynı doğrultudaysa manyetik alana katkısı yok. Burası anlaşıldı mı? Evet. Şimdi şöyle söyleyelim. Akım taşıyan bir tel. Bunu sınavda sormuştuk geçen sene. Ondan önce konuyu bir anlatalım. Akım taşıyan bir tel. Hatta iki tel olsun. Biri I1 akımı taşısın. Diğeri I2 akımı taşısın. Aralarında da A kadar uzaklık olsun. Tamam mı? Şimdi A kadar uzaklık var. Manyetik alan yok. İki tane akım taşıyan tel. Akım taşıyan I1 akımı taşıyan tel. I2'nin olduğu noktada bir manyetik alan oluşturur mu? Evet. Değil mi? Akım taşıyan bir tel manyetik alan oluşturuyor da. Buna da sonsuz uzunlukta bir tel gibi bakarsak, I2'nin olduğu noktada oluştuğu manyetik alanın yönünü söyleyebilir misiniz bana?
I1 akımı taşıyan telin, I2 akımı taşıyan telin olduğu noktada oluşturduğu manyetik alan yolu içe doğru. Çok güzel. Baş parmağımı teli avuçladım. Baş parmağım akımın yönünü gösterdi. Açılan dört parmak eğer sol taraf olsaydı, yani C noktası olsaydı, manyetik alan dışa doğruydu. Ama I2 akımı taşıyan telin olduğu noktadaki manyetik alanın yönü içe doğru. Çok güzel. Manyetik alanın yönü içe doğru. İçe doğru bir manyetik alan var. Peki biz size 2 hafta önce anlatırken demiştik ki akım taşıyan bir teli manyetik alana yerleştirirsem ona bir manyetik kuvvet etki ederdi. Bu manyetik kuvvetin yönünü söyleyebilir misiniz? I2 akımı mı I1'den dolayı bir manyetik alan içerisine girmiş oldu. Manyetik alan içerisindeki I2 akımı taşıyan tele bir kuvvet etki edecek. Sola doğru çok güzel. I2 akımı baş parmağım akımın yönünü göstermek üzere işaret parmağım manyetik alanın yönünü gösteriyorsa açılan orta parmak solu gösteriyor. Yani sola doğru aslında I1 akım teline taşıyan tele doğru bir manyetik kuvvet etki eder. Çok güzel. FBI değil Mehmet, F eşittir bildi. Etkeden kuvvet bil. Manyetik etkeden manyetik kuvvetin büyüklüğü bildi. Onu yazalım. Peki ben size şunu soruyorum. Uzun doğrusal telin I1'in I2'de oluşturduğu manyetik alanı yazacak olsak nasıl yazacağız? Biraz önce öğrendik. Uzun bir telin kendisinden A kadar uzakta oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğü mu 0 I bölü 2 pi idi. Demek ki B1 I1'den kaynaklanan I1 akımından kaynaklanan manyetik alanın büyüklüğü bu. I2 akımı taşıyan tele etki eden manyetik kuvvetin büyüklüğü de F2 dersek B1'i buradan yazacağız. I buradaki I2 akımı, L uzunluk dersek mu 0 B yerine de mu 0 I1 deriz. 2 pi A'dan burada aslında etki eden kuvvetin büyüklüğünü düzenlersem mu 0 I1 I2 bölü 2 pi A deriz. Bakın. Peki şunu söylesek. Evet, sonsuz tel demiştik. Etki eden kuvvet için bir L uzunluk belirttik ama burada L'yi de yazalım. L uzunluk belirttik. Sonsuz tel dedik. Evet. Ama etki eden bir kuvvet için belli bir kesit alan aldık. Yani burada genellikle L yazılmaz. Şöyle yazılır. Kuvvet üzeri, yani uzunluk başa düşen kuvvet verilir. Yani mu 0 I1 I2 bölü 2 pi A yazılır. Şimdi şöyle söyleyeyim. Peki ben size şunu sorayım. I2 telinin I1'in olduğu noktada oluşturduğu manyetik alanın yönünü söyleyebilir misiniz? I2 akımı taşıyan telin I1'de oluşturduğu manyetik alan, evet çok güzel, dışa doğru. Dışa doğru bir manyetik alan var burada. Peki buna etki eden manyetik kuvvet, demek ki I1 telinin de bir manyetik kuvvet etki edecek. Çünkü bir manyetik alan var dışa doğru. Etki eden kuvvet sağa doğru. Çok güzel. Çok güzel. Akım taşıyan teli baş parmağım akımı yönünü gösterdi. Manyetik alan dışı gösterdi. Açılan orta parmakta niye gösterecek? Yani sağa doğru bileğinizi kırmadan gösterirseniz manyetik kuvvet sağa doğru. Bakın iki tel aynı yönde akım taşıyorsa birbirlerine doğru bir kuvvet etki etti. Yani bunlar birbirlerine çekerler. Akım taşıyan teller. İki iletken A kadar uzaklıkta, birbirlerine A kadar uzaklıktaki iki iletken tel aynı yönde akım taşıyorlarsa birbirlerine çekici bir kuvvet uygularlar. Sınavda bunu sormuştuk aslında bu bölümden sadece geçen dönem. Aynı yönde akım taşıyan teller birbirlerini iterler mi, çekerler mi, etkileşmez mi diye sormuştuk. Aslında basit bir soruydu. Aynı yönde akım taşıyorlar. Hani genelde karıştırılabiliyor bu. Aynı kutuplar birbirini iter, zıt kutuplar çekerden herkes tersini yazıyor. Ama akım taşıyan tellerde bakın yönleri gösterdik. Akım taşıyan telde aynı yönde akım taşıyorlarsa birbirlerine eşit büyüklükte çekici bir kuvvet uyguluyorlar. Peki, şuraya geri dönelim slaytımıza. Çıkabilir, evet, hiç belli olmaz. Kolay bir soru. Ama tabii dersi dinleyenler için kolay bir soru. Değil mi? Peki, bunları anlattık. Şuraya gelelim. Bakın. Evet, olabilir. Öyle düşünebilirsin Nurettin. Eğer
Akım taşıyan teller zıt yönlüyse bakın. Biri I1 akımı yukarı doğru, I2 akımı aşağıya doğru. Gelin bir yapalım. I1 akımını önce. I1 akımı taşıyan telin I2'de, I2'nin olduğu yerde oluşturduğu manyetik alan burada çizilmiş. İçe doğru nasıl bulalım? Akım taşıyan teli elime aldım. Baş parmağım akımın yönünü gösterdi. I2'nin yönüne gelebilmem için dört parmağımı kapatmam, avuç içine kapatmam gerekiyor. O zaman manyetik alan burada içe doğru bir manyetik alan. Burada anlaşılmayan bir yer var mı? Anlamayan var mı yönler üzerine? İçe doğru bir manyetik alan var. I2 akımı taşıyan bir tel manyetik alana konduğunda ona bir kuvvet etki eder. Kuvvetin yönü ne tarafa doğru? Kuvvetin yönü ne tarafa doğru? Manyetik kuvvetin yönü sağa doğru değil mi Merve? Sağa doğru bir manyetik kuvvet etki ediyor. Manyetik kuvvetin yönü sağa doğru. Peki I2 akımı taşıyan telin I1'in olduğu yerde oluşturduğu manyetik alan ne tarafa doğrudur? Baş akım taşıyan teli avucum içine aldım. Baş parmağım akımın yönünü gösterdi. I1'e girebilmem için yine ne yapmam lazım? Dört parmağımı kapatmam lazım avuç içine. Dolayısıyla burada da içe doğru bir manyetik alan var. Peki I1 teli bir manyetik alana konmuş gibi kendini hissedecek ve buna bir manyetik kuvvet etki edecek. Bu manyetik kuvvetin yönü ne tarafa? Akım taşıyan teli yine elime aldım, avucum içine aldım. Baş parmağım akımın yönünü gösterdi, değil mi? Manyetik alan içeriye doğru gösterdi. Açılan orta parmak manyetik kuvvetin yönünü gösterdi. Yani sola doğru. İkisi biri sağa biri sola doğru birbirlerini itecek şekilde bir kuvvet uyguladılar. Aynı büyüklükte uyguladılar. Dikkat edin, büyüklük aynı ama itici bir kuvvet var. Tekrar o zaman madem sınavda da sormuşuz tekrarlarsak aynı yönde akım taşıyan paralel iletken teller birbirlerini çekerler. Zıt yönde akım taşıyan paralel iletken teller birbirlerini iterler. Anlaşıldı mı bu soru? Burada manyetik alanın büyüklüğü ile ilgili ifade var. Bakın şurada bir örnek vardı. Bunu da söyleyelim. Bir örnek var. Tel ilmek. Yarıçapı 5 santimetre, akım 10 amper. Burada püf noktamız 5 santimi mutlaka. Evet, doğru. 5 santimetre. Burada santim mutlaka metreyi çevirmeyi unutmayın. Belki santimetre çevrilmeden soru cevap şıklarında olabilir, yanıltıcı olabilir. Dolayısıyla mutlaka metreye çevirmek lazım işlemleri yapmadan önce. Bakın, akım taşıyan bir tel var. Çembersel bir iletken tel var. İletkenin merkezinde çembersel telin merkezindeki manyetik alanın büyüklüğünü soruyor. Şıklarda sıfır da verilebilir. Yanıltmış oluruz. Sıfır değil. Akım taşıyan bir tel manyetik alan meydana getiriyor. Ve manyetik alan eğer akım taşıyan telle aynı doğrultuda değilse manyetik alan hesaplanacak nokta sıfırdan farklıdır. Bunu kafamıza yerleştirelim. Çembersel tel için mu0i 4 pi r/4 pi r çarpı teta demiştik. Teta yerine bu manyetik alan hesaplanacak nokta 360 dereceyi gördüğü için yani 2 pi radyanı gördüğü için ifademiz bu şekli alıyor. Burada boş uzay manyetik geçirgenliği verilmiş. Akım 10 amper verilmiş. Burada R yerine de biz şey yazacağız. Bunları şöyle kaldıralım. R yerine de biz 0,05'i yazarsak buradan manyetik alanın büyüklüğünü Tesla olarak bulacağız. Manyetik alanın yönünü gelince de yönünü yazarken de nasıl yapacağız? Bakın akım taşıyan tel doğrusalsa baş parmağım akımın yönünde olacak. Dört açılan dört parmak manyetik alanın yönünü gösterecek. Eğer evet 0,05 burası doğru. 0,05 Ömer. Eğer çembersel bir telse bu akım taşıyan tel baş parmağım yerine dört parmağım akımı yönünü gösterecek şekilde açılan baş parmak da manyetik alanın yönünü gösterecek. Tam tersi. Eğer çembersel bir telse dört parmağım akımı yönünde dolaştıracağım. Açılan baş parmak manyetik alanın yönünü gösterecek. Yani buradaki örnekte manyetik alanın yönü sayfa düzleminden dışarıya doğru. Yaparsanız eğer tam tersi olursa akım taşıyan tel eğer saat yönünde dolaşıyorsa o zaman ne yapmam gerekir?
Dört parmağımı saatin yönünde ulaştıracak şekilde çevirdiğimde baş parmağım sayfa düzlerinden içeriye doğru olacaktır. Burada şu noktada oluşan manyetik alan içe doğruyken burada oluşan manyetik alan dışa doğru olacak. Burada içe doğru bir manyetik alan oluşacak. Evet, aynen. Sayfa düzleminden dışarıken size doğru, pardon içeri doğruken size doğru, dışa doğruken sayfa düzleminden dışarıya doğru. Evet. Nokta ise derken anlaşıldı mı acaba burası? Şimdi ben amper yasasından bir bahsedeyim. Kısaca zaten aslında bahsettik amperden, amper kanunundan. Kanunu söylemedik ama yaptığı deneyden bahsettik. Demiştik ki akım taşıyan tel, amper akım taşıyan bir telin etrafına pusula iğnelerini yerleştiriyor. Pusula iğnelerin hepsinin bir çember oluşturacak şekilde kapalı bir yol izlediği gözleniyor. Yani yönü tamamen pusula iğnelerin saptığı yön kapalı bir yol izliyor ve amper bunu matematiksel ifadelendiriyor. Kapalı bir yol izlediği için kapalı integral manyetik alan çarpı kapalı yol eşittir. Bu yolun içerisinde kalan manyetik geçirgenlik çarpı akımı gösteriyor. Amper yasası bunu söylüyor. O çembersel yolun içerisinde kalan akımı eşittir diyor. Bu amper yasası, bu bizim için sürpriz değil aslında. Uzun bir tel için bakacak olursak, A kadar uzakta oluşturduğu manyetik alan için ne demiştik? Uzun sonsuz bir tel için manyetik alan için ne yazmıştık? Mu sıfır I 2 pi I'dı hatırlarsanız. 2 pi I'dı. Bakın aslında amperin söylediğini aynı şeyi söylüyoruz. B'yi dışarı alırsak bu yol eğer akım taşıyan tel manyetik alan burada kapalı bir yolu izliyorsa A kadar uzaklıkta. Burada kapalı yol dediğimiz D ise bir çevresi değil mi? Bu çember şeklindeki yolun çevresi. Çarpı mu sıfır I dersek, o çemberin yarı çapına da A dersek aynı ifadeyi elde ederiz. Aslında söylenen şey bizim bulduğumuz sonsuz nokta bir telin manyetik alanı ile aynı olmuş oluyor. Burası anlaşıldı mı? Amper yasası. Evet, ya x uzaklık ya a uzaklık. Burada kapalı yol, bakın çembersel bir yol izlediği için manyetik alan çizgileri neden çembersel bir yol izliyor? Bakın burada manyetik alan içe doğru, biraz önce baktık. Burada manyetik alan dışa doğru. O zaman ne olacak? Bir yol kapalı bir yol izliyor. İçe doğru, içe doğru. Sonra ne yapıyor? Burada dışa doğru bir manyetik alan çizgileri var. Anlaşıldı mı bu? Burada manyetik alan çizgileri dışa doğru olmuş oluyor. Burada ise manyetik alan çizgileri içeri doğru. Evet, aynen. Manyetik alan çizgileri zaten her zaman kapalı bir yol izleyecekler. Manyetizmadaki Gauss yasasından görmüştük. Tek mono kutup yoktu, monopol yoktu. Tek kutuplu değildi. En küçük parçaya bölseniz bile mutlaka her mıknatısın en küçük parçasında N ve S kutbu vardı. N'den çıkan çizgiler S'te son buluyordu. Bir kapalı yol izliyordu. Burada da manyetik alan çizgileri kapalı bir yol izlediğini pusula iğnesi ile gözlemlemiştir amper. Şimdi şöyle söyleyelim. Solenoid duydunuz mu acaba? Solenoid. Aslında akım makarasına biz solenoid diyoruz. Akım makarası. Helis şeklinde akım makarası. Burada sarım sayısı çok önemli. Eğer en sarım sayısını gösteriyor. İnternet miymiş? Evet. Akım sarım sayısı buradaki ne kadar sarımlar birbirine sık olursa sarım sayısı n'le gösterelim. Ne kadar fazla sarımdan oluşmuşsa o kadar akım geçiyor. Dolayısıyla biz dedik ki akım taşıyan tel etrafında bir manyetik alan oluşturuyordu. Doğru, frekansla değişimi var. Akım makarası dediğimiz solenoid helis şeklindeki bir tel. L uzunluklu bir tel. Bunun kendisi akım taşıdığı için bir manyetik alan meydana getirecek. Bu manyetik alan da hatta akımın yönü şu şekilde diyelim. Akımın yönü şu şekilde. Aşağı doğru olsun. Bunun oluşturduğu manyetik alanın yönü bulmak için akım makarasını solenoidi avuçlarım içine aldım.
dört parmağım akım yönünü gösterecek şekilde kıvırdığımda açılan baş parmak, yani sağa doğru bir manyetik alan çizgisi oluşacak. Sağa doğru bir manyetik alan çizgisi. Bakın, manyetik alan çizgileri aslında şu şekilde. Tam orta noktada hemen hemen düzgün bir manyetik alan var. Sarımlar birbirine ne kadar sık olursa o kadar manyetik alan orta noktada düzgün olur. Buralarda da manyetik alanlar var. Kapalı yol izliyorlar. Onları falan çizmiyorum. Sanki burası en kutbu gibi, sanki burası es kutbu gibi. Buradan giriyor çizgiler, enden çıkıyorlar. Enden çıkıp es'te son buluyorlar. Bu şekilde düşünemeyiz. Manyetik alan çizgileri. Bunun büyüklüğünü, manyetik alanın büyüklüğünü bulmak için de yine amper yasasını kullanarak yapabilirim. B çarpı ds eşittir mü sıfır I dersem, buradaki ds'nin akım manyetik alan çizgilerinin, bakın çember bir yol izlemiyor. L kadar uzunlukta manyetik alan çizgileri var. Bu ds yerine ne yazacağım? Hatta en sarım sayısında yazarsam ds yerine bakın L diyeceğim. Manyetik alan bir çember çizmiyor. L uzunluğuna yayıldığı için ds yerine B, L yazdım. Yani serenoidin uzunluğunu yazdım. B çarpı L eşittir mü sıfır n I. Buradan manyetik alanı çekecek olursam mü sıfır n I bölü L. Aslında biz n bölü L'ye de, pardon, n bölü L'ye de küçük n diyoruz. Yani birim uzunluk başına düşen sarım sayısı. Ya bu şekilde serenoidin etrafında oluşan manyetik alanın büyüklüğü de bize bu şekilde şu ifadeyle veriliyor. Burada aslında içinden, eğer siz bu solenoidin içerisine demir bir malzeme yerleştirirseniz, demir bir çubuk koyarsanız manyetik alanın şiddetini daha da artırırsınız. Yani bir demir çubuk yerleştirirseniz, ama bir titanyum çubuk yerleştirirseniz titanyum manyetik özelliği olmadığı için etkilenmez. Ama zaten akım taşıyan bir tel etrafında bir manyetik alan meydana getiriyor, ama manyetik bir malzeme de yerleştirirseniz, mesela demir gibi manyetik özelliği fazla olan, mesela manyetik geçirgenliği demirin 5000 civarında. Dolayısıyla siz manyetik alanı akım taşıyan telde sarım sayısını artırarak akımı artırırsınız, manyetik alan büyür. Ya da oraya arasına akım taşıyan bu akım makarasının içine demir bir çubuk yerleştirdiğimizde dolayısıyla ne olacaktır? Manyetik özelliği artacaktır. Manyetik alan şiddetlenmiş olacaktır. 5000 kat mesela demir için kullandığımızda manyetik alanı artırmış olacağız. Bir de toroid duydunuz mu? Halka şeklindeki, bakın halka biçiminde toroid, R yarıçaplı halka biçiminde bir makara. Burada da sarım iletken teller, buna bağlı iletken teller, sarımlar en sarımdan oluşuyor. Belli bir yarıçapı var. İç ve dış yarıçapı var. Burada manyetik alan, aslında burada çember bir çiziyor. Manyetik alan çizgileri burada kapalı bir yol izliyor. Ama bu sefer yol L değil. Bakın manyetik alan çizgileri şu şekilde. Burada bir aynı akım taşıyan makaradaki gibi uzun bir telde demiştik ya, akım taşıyan bir telde manyetik alan nasıl çembersel bir yol izliyorsa, burada da evet, toroidde burada bir çembersel yol izlediği için manyetik alanı bulurken bizim için en kolay amper yasasını kullanarak manyetik alanı bulabiliyoruz. En tane sarımdan oluştuğu için n'le çarpıyorum. N, eğer sarım sayısı 1 ise o zaman yazmamıza gerek yok. Ama sarım sayısı fazla olur çünkü manyetik alanı artırmış olursunuz. Akım, daha fazla akım geçer. Daha fazla tel demek sarım. Daha fazla telden, her telden de akım geçtiğine göre manyetik alan artmış olur. Burada mü sıfır n I, bu amper yasamız. Burada B'yi dışarıya sabit olarak alırsak ds kapalı yolun integrali. Burada manyetik alan çizgileri bir çember. Bakın selenoidde bir uzunluğa yayılmıştı manyetik alan çizgileri. Bir uzunluğa yayılmıştı. Manyetik alan çizgileri birbirini kesmez ama dikkat edelim ya çizerken de. Şöyle tekrar çizersek bakın akım makarasında manyetik alan çizgileri bir uzunluğa yayılmıştı manyetik alan çizgileri.
Ama toroidde bir çember çizdiği için burada bakın solenoidde L yazmıştık. Burada 2 pi R yazdık. O zaman düzenlersem toroidin şu noktada belli bir uzaklıkta şu iç kısımda oluşturduğu şuraya R dersek burada oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğü mu sıfır N I bölü 2 pi R'dir. Anlaşıldı mı acaba? Toroid için manyetik alan ifadesi. Evet, 2 pi R. Burada önemli olan hani amper yasasını kullanarak solenoid ve toroid için kolay bir şekilde hani ezberlemeniz de kolay olsun diye bu şekilde formülleri çıkardık. Gelecek hafta Faraday'ın indüksiyon kanunundan çıkacak. Sorular mutlaka Faraday'dan da soru çıkacağı için Faraday'ın indüksiyon kanunundan bahsedeceğiz. O konuyu anlatacağız. Yani yapılıp yapılmadığı hakkında birçok soru işareti var. Şöyle bakalım. Şunu söyleyeyim, onu konuşalım. Burada Faraday indüksiyon kanununu işleyip haftaya, daha sonraki haftaya kalmadan alternatif akıma da biraz geçmek istiyorum. Çünkü son hafta en azından yarım saat konunun tekrarı yapmak istiyorum. Sizin bu konularla ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı? Anlattığım şu andaki anlattıklarımla ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı? Yetebilir diye düşünüyorum. Bir konuşalım. Yani haftadaki durumu onu göstererek ders yapmayacağımızı. Bir 5-10 dakika fazla vaktinizi alabilirim. Yani 10.45'te değil de 11'e doğru bitiririz gerekirse. Hani sonrası ders olanlar 11'den sonra başlıyordur. Tabii, yapacağım. Tamam, yani çalışma konusu için de söz veremiyorum ama Mayıs'a bakacağım. Bakacağım, tamam. Size şimdiden iyi akşamlar diliyorum.